Sayın Bakanım, değerli Genel Müdürüm, Genel Müdür Yardımcım, Daire Başkanım, kıymetli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve sevgili meslektaşlarım. Bugün önemli bir toplantı için bir aradayız. Ve şu an için bakıyorum, salonun sayısını bildiğim için söyleyeyim, aşağı yukarı 400 tane plastik poşet üreticisi bu salonda. Ki biliyorsunuz dün akşam Sayın Bakanımızın acil gelişen bir programı sebebiyle saat 10'a aldık, bir saat erkene. Uçakta gelemeyenler var. Ben tahmin ediyorum ki 11 itibariyle plastik poşet üreticilerinin ciddi bir katılımıyla bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Ben tabii burada şunu görüyorum. Sayın Bakanım vakit ayırdı, geldi. Sizler işleri, güçleri şu anda olması gerekirken ki bir kısmınızın biliyorum artık işleri ciddi anlamda kısıldı. Bir kısmı artık bugün üretemez duruma geldi. Geldiniz Ankara'da, toplandınız. Hepiniz bugün buradasınız. Bu da neyi gösteriyor? Ciddi bir sorun var ortada. Şimdi tabii 1.1.2019 tarihi itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçtik. Biz sektör olarak bu uygulama ile ilgili ne düşünüyoruz? Çok açık, sürekli paylaştığımız gibi bizim inancımız çevre hepimiz için çok önemli. Hepimiz aynı zamanda bir vatandaşız ve bu çevrede, bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz istiyoruz ki bilinçli tüketimle çevremiz, geleceğimiz güvence altında olsun. Ancak inandığımız bir şey var. Bunun yolu kalıcı olarak bunun olması için bilinçlendirme, eğitim işin temeli. Bizim sektörümüz özelinde söylersek de bilinçlendirme, eğitim bir de geri dönüşüm. Bu üçünü sağladığımız zaman çevreyi kalıcı korumuş oluruz. Bu uzun vadeli bir çözüm. Bize göre parayla veya bu tür ek önlemlerle, yasaklamalarla çevreyi korumak, kalıcı bir şekilde korumak mümkün değil. Dolayısıyla biz hep birlikte arzumuz kamu yönetiminin de özellikle bu alanda yaklaşımlar içinde olmasını hep birlikte arzu ediyoruz. Yine bir arzumuz da şu, biz çok iyi biliyoruz ki kalıcı çözümler bilimsel çözümlerle olur. Bilimsel çözümler ve bu bilimsel çözümlerin istişare edilmesiyle olur. Daha geçen hafta çoğumuz okumuştur, BBC'nin yayınladığı bir haber vardı. Haberin içeriği İngiliz Çevre Ajansı'nın yaptığı bir araştırmayı söylüyordu. Bu araştırmada şunu çok açık ortaya koymuş, demiş ki plastik poşetle kağıt poşeti ve bez poşeti kıyaslamış. Diyor ki plastik poşet kadar çevreci olabilmesi için bez poşetin 130 kez kullanılması lazım. 130 kez kullanılırken de sık sık yıkanması lazım. Çünkü sık sık yıkanmazsa bez poşette E. coli ve salmonella denen gıda bazlı hastalıklara yol açabilecek bakterilerin üremesi mümkün demiş. Kağıt poşet için ne demiş? Kağıt poşetin plastik poşet kadar çevreci olması için minimum 4 kez kullanılması lazım demiş. Şimdi ben hepinize soruyorum. Bir kağıt poşeti 4 kere kullanmak kolay bir şey midir, mümkün müdür? Bu dediğimi aynı zamanda 2018 yılı Şubat ayında Danimarka Çevre Ajansı, ki dünya çapında çok saygındır Danimarka çevre konusundaki faaliyetleriyle. Ben biliyorum bakanlığımız da yakın bir çalışma işbirliği içinde Danimarka ile bu konuda. Onların yaptığı araştırmada da yine bu İngiliz Çevre Ajansı'nın yaptığı sonuçları doğrular nitelikte bir sonuç çıktı. Yine başka bir nokta, buradaki üreticilerimiz çok net bu mevzuatın uygulamasıyla birlikte ciddi bir iş kaybına, ciddi bir ekonomik sıkıntıya, elemanlarının işsiz kalmasına ve kapanmasına maruz kaldı. Şimdi bunlar maruz kalırken bu kanunun niyeti çevreyi korumak maksadıyla yapıldığını biz duyuyoruz. Bu bize belirtiliyor. Ama bir taraftan bakıyoruz, bizim işin doğrusu çok anlayamadığımız kısmı, biliyorsunuz bu uygulama bu senenin başında başladı. Ama bu tarihten önce marketler bu poşetleri alıp ürünlerinin fiyatlarının içine koyup
yani maliyetlerine yansıtıp tüketiciye ücretsiz veriyordu. Fakat bu uygulamayla birlikte bugün marketler satılan 25 kuruşa satılan bu poşetin 10 kuruşunu alıyor. Biz şunu anlamıyoruz. Çevre için yapılan bir faaliyette neden marketler böyle bir gelire sahip olsun? Bunu anlamamızın bir sebebi de şu. Biliyorsunuz bu kanunun çıkmasıyla alakalı konu yeni değil. Bu konu birkaç senedir var. Hatta geçen senenin başında olsun diye, 2018'in başında ücretli poşet uygulansın diye bu market üreticileri basında çok ciddi bir çalışma yaptılar bir sene önce. Bugün açtığınızda Google'da da görebilirsiniz. Bakanlığımız da çok iyi biliyor. Bakanlığa geldiler, gittiler. Bu poşet ücretli olsun. Biz bunun erkenden 2018 başıyla ücretli olmasını istiyoruz. Niye? Bir gelir elde edecekler. Evet, biz de o zaman mücadele ettik sektör olarak. Bakanlığımız sağ olsun bu konuda 2018 başı uygulamasından vazgeçti. Yapmadılar. Ama marketler bu işin peşini bırakmadı. Bu işin başlı başına lobisini yapan, takibini yapan marketler. Biz bunu sektör olarak çok iyi biliyoruz. Ve işin enteresanı sanırım geçen hafta, yok iki hafta önce özür dilerim. İngiltere'de bu marketlerimiz biliyorsunuz uluslararası şirketler ve yatırımcı çekmeye çalışıyorlar. Uluslararası yatırımcı toplantısında kendi verilerini paylaşıyorlar. Ne kadar karlı bir şirketiz, bize niye ortak olun diye yabancılara anlatıyorlar. O toplantıda sadece bir marketin, Citibank'ın raporunda da var. Bu ücretli poşet uygulaması ile ilgili ortaya koyduğu rakamı vermek istiyorum. Diyor ki biz daha önce eğer bu kanun çıkmasaydı bu sene poşete 230 milyon lira ödeyecektik. Ama şimdi 50 milyona inecek. Niye? Çünkü üstüne gelir elde edecek belli bir kısmından. Yani artık maliye sayılmayacak. Toplamda 200 milyon lira bir gelir elde edeceğiz diyor. Şimdi ben hem çevre adına sormak istiyorum sizlere de. Bunun bir makul yanı var mı? Bu kadar kişi işsiz kalırken, bu kadar kişi firmasını kapatmak zorunda kalırken, bundan çevre için yaptığımız bir şeyden marketçilerin bir gelir elde etmesini sektör olarak biz anlamıyoruz, doğru da bulmuyoruz. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Peki tüm bunları söylerken sonuç olarak sektör olarak yapıcı ne yapılabilir? Yapılacak şeyler var mı hala? Biz olduğuna inanıyoruz Sayın Bakanım. Özellikle en temel arzumuz şu. Biz Avrupa'da aynı şekilde bu mevzuatlara tabi ülkeler var. Bu ülkelerdeki uygulamalar, örneğin Almanya. Almanya'daki bir uygulamayla bizim Türkiye'deki poşet üreten firmamızın talebi aslında aynı. Burada bir sıkıntımız yok. Oradaki uygulamanın benzeri burada olsa bizler bu ortamda rekabet edip yaşamımızı sürdürebiliriz. Tabii makul bir geçiş süresiyle birlikte bunu da özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bu noktada ciddi farklılıklar oluştuğunu görüyoruz. Şimdi ben özellikle bu mevzuatla ilgili ne tür revizyon taleplerimiz var? Bunları kısaca hemen söylemek istiyorum. Daha önceki toplantılarımızda da bakanlığımıza iletmiştik ama kısa bir şekilde ben bunları bir daha üzerinden geçerek vurgulamak istiyorum. Bir tanesi şu, Avrupa'da bu poşetle ilgili uygulama yapıldığında şuna dikkat edilmiş, en temel olan bu mevzuatın Avrupa'daki adı nedir biliyor musunuz? Hafif alışveriş poşetlerinin hafif alışveriş poşetlerinde bilinçli tüketimin sağlanması. Bakın adı hafif alışveriş poşetlerinde. Niye hafif alışveriş poşetlerinde? Çok basit. Çünkü sebep şu. Sebep marketin kasasında ücretsiz bolca verilen ince poşette bilinçli tüketimi sağlamak. Bunun da sınırını koymuşlar. Nasıl koymuşlar? Ölçümlerle makinelerin teknik altyapısı üretilebilirlik üzerine yapmışlar. En temel kriter şu. Bizim de Türkiye'de mevzuatımızda var. Meyve sebze reyonlarında satılan o ince poşetin Avrupa'daki standardı diyor ki 15 mikron tek tarafının net kalınlığı olmak üzere bunun altında olanlar bu mevzuatın dışında. Ama biz bunu uygularken Türkiye'de ne yapmışız? Çift kat 15 mikron demişiz. Bu ne demek? Avrupa'dakinin yarısını istiyoruz. Şimdi burada üreticiler var Sayın Bakanım. Ben çok iyi biliyorum. Onlar da birazdan belki söyleyecekler. Almanya, bakın biz dünyada 6. en büyük plastik üreticisiyiz. Avrupa'da da Almanya'dan sonra ikinciyiz.
Almanya plastik teknolojisi makinasında en ilerideki ülkelerden biri. Onlar bile teknik olarak tek tarafı 6-7 mikronluk malzemenin üretilebilirliğini ve bu malzemenin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ürünü taşıtıp taşıtmayacağını ölçüp bunun imkansız olduğunu görerek bunu oluşturmuşlar. Şimdi bizim oluşturduğumuz mevzuatta Türkiye'de biz diyoruz ki Avrupa'nın yarısını siz yapacaksınız. Bunu teknik olarak arkadaşlarımızın üretmesi imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi diyorum. Belki üretirsiniz ama ekonomik üretemezsiniz. Yani bunun nasıl bir ekstrüdere ihtiyaç var, nasıl bir şey de yapılacak ayrı bir konu. Burada bir düzeltilmesi gereken bir konu var diye biz düşünüyoruz. Halihazırdaki marketlere gittiğinizde de o poşetlerde baktığınızda Avrupa'daki standart gibi. Yani çift kat 15 mikron değil, çift kat 20 mikron, 30 mikron seviyelerinde. Dolayısıyla halihazırdaki poşetlerin de marketlerin kabul etmeyip bu mevzuatla birlikte iade etmesi söz konusu olacak. İkinci konu gördüğümüz yine en önemli şey Avrupa'da demin dediğim hafif poşetlerin engellenmesi. Kalın poşetleri de biz şu andaki Türkiye'deki mevzuatta bu kapsamın içine sokmuşuz. Avrupa diyor ki 50 mikronun üzerinde olan kalın poşetler bu mevzuatın dışındadır. Çünkü bunların amacı zaten o ince poşetlerle aynı şey değil. Bunun çok güzel bir sonucu da var, onu söyleyeceğim. Şimdi 50 mikronun üstü diyor ki parayla verilmesi gerekmez. Diyebilirsiniz ki ya zaten 50 mikronun üstü çok pahalı olur bu poşet. Zaten bunu parayla vermek zorunda olabilir. Maalesef o öyle olmuyor piyasada. Niye? Şimdi hemen örnek verelim. Siz bir giyim mağazasısınız. Müşteri geldi. Giyim mağazaları hiçbir zaman market gibi kasada müşteriye 5-10 tane poşet vermiyor. Zaten bir tane aldığı ürün kadar veriyor ve kalın bir poşet. Şimdi bir giyim mağazası olduğumuzu düşünelim biz. Bugün bize deniyor ki siz eğer plastikten kalın da olsa bir poşet kullanırsanız müşteriden 25 kuruş isteyeceksiniz. Şimdi ben bir mağaza sahibi olarak düşünüyorum. Diyorum ki ya plastikten kullanırsam adam 200 liralık mal almış benden. Bir de üstüne utanmadan diyeceğim ki bir 25 kuruş verir misin? Halbuki kağıttan yaparsam, kağıt pahalı da bile olsa 25 kuruş istemek zorunda değilim. Nasıl olsa o mevzuatın dışında. Dolayısıyla gidiyorum, istemeyerek de olsa ve bu kanuna amacına da hizmet etmese kalınlık olarak gidiyorum kağıt poşeti alıyorum. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şey baskı için geçerli. Bakın o mağazaysam ben, alışveriş mağazası, eğer plastik kullanırsam deniyor ki bana sıfır atık logosunu kullan. Kağıt kullanırsan buna gerek yok. Ben şunu sormak istiyorum. Kağıt da sıfır atığın içine girmiyor mu? Burada bir malzemeler arası bir haksız rekabet yok mu? Kesinlikle olduğunu düşünüyoruz. Başka bir konu. Bizim bu mevzuatta atladığımız bir konu diye düşündüğüm, bakanlığımızın bildiğini düşünüyorum. Daha önce bahsettik ama daha detaylı bunun incelenmesi lazım ülke menfaati adına. Plastik poşetlerin içinde ve plastik endüstrisinde bir dolgu malzemesi kullanılıyor. Adı kalsit. Teknik adı, kimyadaki adı kalsiyum karbonat. Bu malzemenin bir özelliği var Türkiye adına. Şu, Türkiye yani Anadolu eski kıta. Jeoloji biliminde öyle ifade ediliyor. Eski kıta. Eski kıta olduğu için kalsiyum karbonat bizdeki çok kaliteli bir kalsiyum karbonat. Yabancılar geliyor buradaki kalsiyum karbonatı alıyor, yurt dışına götürüyor. Çoğu firma, biliyoruz biz o firmaları. Yurt dışında bunları katkı malzemesi yapıp Türkiye'ye döndürüyor. Türkiye'de de üreten yerli firmalarımız var. Biz bunları plastik poşetler de dahil içinde hem maliyet avantajı hem de mekanik mukavemetini arttıran malzeme olarak kullanıyoruz. Biz bunlarla alakalı PAGEV olarak özellikle Ticaret Bakanlığımızda Sayın Bakanım zamanında girdi tedarik sistemi ile ilgili bir çalışma yaptık. O çalışma sırasında da şunu dedik. Biz bunun gelin TSE standardını oluşturalım. TSE ile görüştük. Kriter oluşturalım. Belli bir kriterde bunu kullanalım. Bunun en büyük avantajı yenilenemez kaynak yerine petrol yerine doğal Türkiye'nin kendi taşını kullanıyoruz. Bu taş ki aynı zamanda gıda sanayinde, mamaların içinde, sakızda birçok yerde kullanılan doğal uygun bir malzeme. Bununla alakalı bir mevzuatımızda herhangi bir çalışma maalesef yok, bu konu atlanmış diye düşünüyoruz. Yine Avrupa Birliği mevzuatında bu kanunun amacı madem plastiklerin çevrede uçuştuğu zaman, doğada bıraktıkları zaman bozulması, biyo bozunur malzemeler bunun içine alınmış. Yani biyo bozunur malzemeler denmiş ki ücretli verilmek zorunda değil. Fakat bakıyoruz bizdeki mevzuatta bu çok açık belirtilmemiş. Bunun sorunları var. Ben bugün seyrediyorum. Dün akşam televizyonda Sayın Cumhurbaşkanımız Kenevir'den biyoplastiği özellikle söylüyor. Bunu desteklediklerini belirtiyor. Biz de memnun oluyoruz. Sonuçta o da biyoplastik.
Ama bu bir plastiğin şu anki mevzuatta çözümleyemezsek üretim şansı yok çünkü biyoplastik. Dolayısıyla o yönüyle de bakıldığında mevzuatımızda üzerinde revizyona ihtiyacı olan konular olduğunu biz düşünüyoruz. Yine aynı şekilde bakın şu anda marketlerde çok ciddi denetimler var. Zaten marketler buna uygun olarak ücretle satıyor. Ama küçük mağazalarda bu konu çok dikkate alınmadığını biz düşünüyoruz. Genel gördüğümüz. Fakat fiiliyatta böyleyken biz neden bakkalı, küçük esnafı bu şeyin içine alıyoruz, kapsamın içine? Biz küçük esnafı 200 metrekare altında olanı bunun dışında düşünebiliriz. Yurt dışında birçok ülkede bu kanun uygulanırken bunların dışarıda bırakıldığı noktalar, ülkeler var. Bunun uygulaması faydalı olacağını düşünüyoruz. Yine çok somut bir konu, bunları üreten arkadaşlarımızın şu anda bu mevzuat değişikliği oldu. Ellerinde ciddi anlamda stok var. Çünkü bu mevzuat değişti. Mevzuata göre yeni bir poşet tarzı gerekiyor. O poşette olmayan marketlerin elinde stok var. Ve şu anki mevzuatımız diyor ki 3. ayın 31 itibariyle bu poşetlerin kullanımı olmayacak. E şimdi ne yapıyor bu elindeki poşet olan marketler? Diyorlar ki bizim üretici firmalarımıza, biz senden bunu aldık veya sipariş formu açtık ama hadi sana iade ediyoruz bunları. Bunlar uymuyor. Sen bize meyve sebze reyonuna poşet gönderdin ama 30 mikron, bakanlık 15 mikron istiyor yarısını. Bunları sana iade etmek istiyoruz. İleride bunların üstünde atık logosu olacak. Seninkilerde logo yok. Bunları iade etmek istiyoruz diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hem iş %50-%70 arası düşmüş. Hem makine ekipman kullanılmaz, satılmaz hale gelmiş. Firma sıkıntıda, müşteri malını iade etmek istiyor. Banka kredisini istiyor. Müthiş bir sarmal. Dolayısıyla bunun çözülmesi adına da özellikle yine bu stoklarla ilgili kısmın, bu sürenin 3. ayın 31'inde olan sürenin mantıklı, makul bir süreye uzatılması sektör adına çok önemli. Birinci derecede öncelikli diyebilirim Sayın Bakanım. Bu konuda sizlerin ilgisini, desteğini bekliyoruz. Yine baskıyla alakalı diğer konu, ben demin kağıt örneğinde verdim. Baskı sadece plastiğe getirilmiş olması bile başlı başına bir haksız rekabet. Neden? Şöyle düşünelim. Şimdi burada bunu üreten arkadaşlarımız var. En pahalı makinalardan biri bu üretimi yaparken baskı makinesi. Yani bir tarafta onu filmi ürettiğiniz makine var. Sonra kesip o şekli oluşturduğunuz, en sonunda da baskı yaptığınız. Veya baştan filmden sonra baskı yaptığınız o makine. Pahalı bir makine. Şimdi biz diyoruz ki bu arkadaşlarımıza işiniz %50-%70 düşecek. Kredi için banka kapınızda olacak. Bu sıkıntılar hepsi olacak. Siz bir de gideceksiniz üstüne baskı makinesi alacaksınız diyoruz. Bunun fiziki olarak zorluğunu sahada da görüp birlikte istişare edip hareket etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Firmaların bu anlamda çok ciddi sıkıntı çektiğini biliyorum. Öncelikle elinde baskı olan firmalarımız için bu baskı sayısını tek renge indirme konusunda istişarelerimiz oldu. Teşekkür ederiz, o noktada yaklaşımınız oldu ama sayfanızda göremedik, onu yazılı hale getirmekte büyük bir fayda var diye düşünüyorum. İkincisi, ben görememiş olabilirim veya. İkincisi de demin dediğim gibi baskısız üreten firmalar yeni yatırım mı yapacaklar bunu sağlamak için? Bu noktada da bir esnekliğin getirilmesi çok önemli diye düşünüyorum Sayın Bakanım. Ben şöyle bir noktaya getirmek istiyorum. Peki son noktada ne istiyoruz? Şunu istiyoruz. Poşet üreticileri, bir Avrupa Birliği'nde üretim yapanlar kadar, en az onlar kadar biz çevreciyiz Sayın Bakanım. Yani Avrupa Birliği'nde Almanya'daki bir poşet üreticisi ne kadar çevreciyse biz onlar kadar çevreciyiz. Hatta onlardan fazlayız. Ama arzumuz orada dünya çapında rekabet yapan bir endüstri, onlardan farklı bir yapıda bir kanunu uyguladığımız zaman ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Şu anki uygulama üretim yapamaz hale getirdi. Ne bu malları alan firmalar, yani bunları tüketecek firmalar nasıl alacaklarını biliyorlar, neye göre alacaklarını biliyorlar, ne de üreten firmalar hangi şarta göre nasıl üreteceklerini bilemez hale geldiler. Bizim isteğimiz Avrupa Birliği kriterlerine uygun, Almanya'daki rakibimiz ne üretiyorsa o şartlarda üretmeye razıyız. Ama bunu yaparken de böyle birden değil, 2 yıllık bir kademeli geçiş içinde olması da bu işin daha makul, mantıklı bir seviyeye getireceğini düşünüyoruz. Son noktamız, bunlar yapıldı, edildi. Gelinen noktada demin bahsettiğim gibi bunu üreten firmalar bir sarmalın içine girdi. Bu sarmalın içindeki firmalar ülke ekonomimizin firmaları. Bunlar Türkiye'nin firmaları ve yerli firmalar. Bakın, plastik poşet üretimi %100 yerli üretimdir. Yurt dışından plastik poşet gelmiyor Türkiye'ye. Hepsi Türkiye'de üretiliyor. Avrupa Birliği'nde mesela Almanya örneğini verdik. Demin dedim ki biz onlardan çevreciyiz.
Çünkü Avrupa Birliği'nde, ben Avrupa Birliği'nde Plastik Üreticiler Derneği'nin yönetim kuruluyum, kurulundayım. O zaman Avrupa'da kanun geldiğinde şöyle baktılar. Dediler ki nasıl olsa Almanya'da çok rekabetçi poşet üretimi yok. Hepsi Türkiye'den, Vietnam'dan geliyor, bunu yasaklayabiliriz. Bizim öyle bir durumumuz da yok. Bunların hepsi yerli üretici, Türkiye'de üretim yapan arkadaşlar. Dolayısıyla biz aynı zamanda yerli üretimi de baltalamış oluyoruz bu anlamda. Bu ürün anlamında özellikle söylüyorum. Burada isteğimiz ne? Bu dönüşümden dolayı bunu yaşayan firmalarımızla alakalı bir sanayi dönüşüm paketi konusunda desteğinizi bekliyoruz Sayın Bakanım. Özellikle Sanayi Bakanlığımızla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla da görüşüyoruz. Kendilerinden arzu ettiğimiz şey şu. Bu arkadaşlarımız 6-7 sene önce bu yatırımları yaparken, ki biliyorsunuz makine yatırımlarının amortismanları minimum 6-7 senedir, bu kanunu görmeleri, buna göre kendilerini ayarlamaları mümkün değildi. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın şu anda içinde bulunduğu durumda, bir, bu mevzuattan etkilenen firmalarımızla alakalı öncelikle bankaların kapılarında beklediğini bilerek şu finans kurumlarıyla olan borçlarının yapılandırılması noktasında destek bekliyoruz. Çünkü bu firmalar yanlış bir şey yapmadı. Yani üretim yaptılar, ülkeye bir hizmet ettiler, üretim anlamında kendileri de ticari bir kar elde etti. Ama bu mevzuat değişimi onların öngörebileceği 7 sene önce bir konumda değildi. Dolayısıyla finans kurumlarıyla alakalı borçlarının muhakkak yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine başka bir konu Sayın Bakanım, bu geçiş nasıl olsaydı çok memnun olurduk. Bakın şöyle olsaydı biz sektör olarak memnun olurduk. AB normlarında bir kriter. Eğer geçiş yapılacaksa 2 sene gibi bir sürede olsaydı ve bu sürede de bunları üreten firmalarımız üretmeyi değil, aynı zamanda o piyasayı da en iyi bilen insanlar. Yani bu mal nereye üretilir, nereye satılır, kaça satılır onu da çok iyi biliyorlar. Sizin mevzuatınızda yazan ürünleri de 2 sene sonra bu arkadaşlarımız üretecek durumda olurdu. Bunlar için de biz bunlara bir COSGAP'ten, Avrupa Birliği'nde de böyle şeyler var, özellikle çevreyle uyumlu ürünlerde %50 hibe, gerisi ise uzun vadeli kredilerle bu dönüşümü sağlayabilirdik diye düşünüyorum. Yine bu firmalarımızın vergi, SGK ve kamu kurumlarının borçlarının yeniden yapılandırılmasını istedik Sanayi Bakanlığımızdan. Desteklerinizi bekliyoruz. Yine önemli bir konu, şu anda internete girin. Sadece denemek için bu poşet kesim makinesi yazın, poşet ekstrüderi yazın. Göreceksiniz ki hepsi satılık. Ama müşteri yok. Çünkü bu mevzuattan sonra bunlar hepsi çöp yerine geçti firmaların elinde. Değeri düştü. Şimdi bu firmaların dolayısıyla elindeki bu makine ekipmanı da muhakkak bizim yapmamız gereken düşüncemiz, yurt dışında da birçok ülkede bunu gördük. Kredi garanti fonumuz var. Kredi garanti fonu bu elindeki makine ekipmanı teminat olarak sayabilir ve bu firmalara destek verebilir. Bu konuda da sizlerin de desteğini bekliyoruz. Yine firmaların, demin söyledim, yapılandırılması gereken borçlarından, ama böyle giderse işçi çıkarımları çok fazla. Bunların kıdem tazminatı yükü de firmalarımızın üzerinde ciddi bir konu. Bunu da bahsetmek istiyorum. Son nokta Sayın Bakanım, Türkiye plastik sektörü 34 milyar dolar cirosuyla, 12 bin firmasıyla, 250 bin çalışanıyla, Avrupa'da ikinci konumu, dünyada altıncı konumuyla. Bakın, Türkiye ekonomisinin hedefi ilk 10'a girmek, ülke olarak hedefimiz. Şu anda 16.'yiz. Plastik sektörü şu anda, Türkiye plastik sektörü bugünden 6. Ve bunu yıllar içinde kazana kazana gitti. Önümüzde Avrupa'da bir Almanya var. Hızımızın kesilmemesi lazım. Görüyoruz ki bu poşet yasası ile ilgili, özellikle bu poşet yasası çerçevesinde plastiğe karşı, plastik çok kötü, plastik şöyle sağlıksız, böyle çevreye zararlı diye bilimsel olmayan, altı maalesef yeteri kadar bilimle doldurulmamış, doğru görmediğimiz birçok yayın yapılıyor, birçok konu konuşma geçiyor. Bu konuşmalar ülkemize, bu konuşmalar sektörümüze, bu konuşmalar geleceğimize zarar veriyor. Bence tüketicilerimize de zarar veriyor. Çünkü altı boş konularla güven kaybolur. Güven kaybolduğu zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğu da karışır diye düşünüyorum. Son nokta, PAGEV'e bir pay çıkarıyorum, olumsuz bir pay çıkarıyorum. Diyorum ki PAGEV bu sektörü temsil ediyor. İki tane meslek lisesi var, kendi yaptırdı. 2000 öğrencisi var meslek liselerinde okuyan. Aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yetkilendirilmiş kuruluşu PAKÇEV diye 30 bin öğrenciye eğitim verdik birlikte okullarda. Aşağı yukarı topladığımız çöp 13 milyon nüfusun atığını biz topluyoruz. Biliyorsunuz kar etmeyen kuruluş olarak topluyoruz, sektör olarak. Bunları sırf ülkeye, topluma, sektör olarak hem üretiyoruz hem geri dönüşümünü yapıyoruz demek için yapıyoruz. Ama anlıyorum ki bunlar yetmemiş. Biz daha çok çalışmaya varız Sayın Bakanım. Geri dönüşümle,
özellikle çevreyle ilgili hep birlikte sektör olarak çalışmaya, var olmaya, desteklemeye varız. Sizden arzumuz sektörümüzün de bu konudaki bu geçişle ilgili sorunun çözümündeki hassasiyetiniz bizim için çok önemli. Bu vesileyle katılımınız için de çok çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Saygı ve sevgilerimle hepinizi selamlıyorum.